herkese merhabalar. Fanzine'in yepyeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bizlerden haberdar olmak istiyorsanız şuralardan bir yerlerden kanala abone olabilirsiniz. Hazırsak haftaya damga vurmuş sosyal medya paylaşımlarıyla güne başlayalım. İlk paylaşım Süper Lig'in yengelerinden gelecek. Falcao'nun eşi hem yemek yaptı hem dans etti. Kendimi kaptırdım şu an tamamen olaya. Hamilelik çok yakışmış ya. Gerçekten. Kalkıp oynayasım geldi. Neyse sıradaki paylaşıma geçelim. Sıradaki paylaşım Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den geliyor. Çok güzel bir kadın ve saç rengini değiştirdi, çok radikal bir karar aldı. Ben yapsam Cennet Mahallesi'ne dönerim, çok net. Çok güzel olmuş, çok yakışmış, zaten fit, çok da iyi bir anne bence. Ben bayıldım saç rengine, dediğim gibi büyük cesaret istiyorum. Madem programı yengelerle açtık, biraz daha yengelerle devam edelim. Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez işte böyle spor yaptı. Sen orada ne yapıyorsun sen? Orada makyaj falan yapıyor, bir şeyler yapıyorsun. Annesinin ne yaptığını hiç umursamadan. Senin o ayaklarını yerim. Ağırlık takmış. Belli ki kendi vücut ağırlığıyla çalışmayı sevmeyenlerden o da. Küçük kızımız yapmış yapacağını. Frankfurt oyuncusu Kevin Trapp'in sevgilisi Isabel arkadaşlar. Zaten manken de süper ötesi bir antrenman gerçekleştirdi. İzleyelim. Manken falan bunları bir tarafa atıyorum. Gerçekten ya bu kadar güzel olunmaz. Bir de kendi vücut ağırlığıyla bu kadar güzel çalışabilen bir insan da görmemiştim. Bayıldım. Ben aslında Georgina'dan sonra Ronaldo'ya geçecektim ama kendisi biraz arada kaynadı. Ronaldo da çalışmalarını sürdürüyor. İzleyelim. Yok arkadaşlar, kol kası bende hiç yok. Üst vücutta çok çalıştığım söylenemez zaten. Genelde spor yaptığımda üst vücudumu çok çalıştırmıyorum. Çok üşeniyorum ya üst vücut çalışmaya. El Sharawi'nin yeni challenge'ını birlikte izlemeye ne dersiniz?
suya denesem, o topu oradan düşürmeden onu çıkartamam. Ey Şerabe, bir de niye kameraya topu attın ya? Kameraya yazık değil mi? Bekle kırıldı. Yani topu kameraya atılır mı? Vallahi benim için acırdı. Ben yapamazdım. Sıradaki paylaşım Ramos'tan geliyor. Aslında paylaşımlar diyebiliriz. Çünkü iki tane paylaşım var. İlkinde sağlık çalışanlarını alkışlıyor ve UNICEF'i alkışlıyor. İkincisinde de normal sporunu yapıyor. İzleyelim. Fanatik ailesi adına sağlık çalışanlarını alkışlıyorum. Onlar gerçekten bizler için gecesini gündüzüne katıyorlar ve çok riskli işler başarıyorlar. O yüzden onları her zaman alkışlamak lazım. Ve bu tarz isimler, bu tarz şeylere öncü olduğu zaman gerçekten toplum biraz daha bilinçleniyor. Ramos çok güzel bir paylaşıma imza atmış. Paylaşımı Fenerbahçe'nin eski bir oyuncusuyla kapatacağım. 38 yaşında arkadaşlar Bruno Alves resmen gençlere taş çıkarttı. İzleyelim. Hem 38 yaşında olup hem bu kadar fit olmak hem bu kadar yeteneklerini kaybetmemek nasıl olabiliyor bilmiyorum. Gerçekten galiba futbolcular kendilerine çok iyi bakıyorlar. Bence Bruno Alves kesinlikle o isimlerden birisi. Ben zaten Süper Lig'de oynadığında kendisini beğeniyordum. Bir de herkes adamı görünce korkuyordu yani. Cüsseli falan ya böyle. Herkes korkuyordu. Ben bayağı beğendim. Değerli izleyenler, bu haftalık fanzinin sonuna geldik. Haftaya tekrar renkli renkli sosyal medya paylaşımlarıyla sizleri buluşturmak dileğiyle. Bizleri beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın izleyelim. Şimdilik hoşçakalın.